Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili izleyiciler. Gençlik Rehberi programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Evet, yine güzel, müstesna bir mekandayız. Neredeyiz? İsviçre'deyiz. İsviçre'nin Gotthard şehrinde muazzam bir yerdeyiz. Muazzam derken hani gerçekten Allahu Teala'nın işte fanzur bak dediği neye bak ila asari rahmetillah Allah'ın rahmet eserlerine bak dediği bir eserin önündeyiz. Evet, kudret eserinin önündeyiz. Bir mucizat-ı Samedaniye'nin önündeyiz. Evet, Samedani yani hiç kimseye muhtaç olmadan yapmış olduğu ve hepimizin kendisine muhtaç olduğu Rabbimizin mucizelerinden bir mucizenin önündeyiz. Burada çiçekler bir mucize, dağ bir mucize, efendim ağaçlar bir mucize ve hepsinin eşsiz bir şekilde bir araya getirilmesi bir mucize ve burayı Allahu Teala İşte bize gelin bakın diye sanki adeta bir sergi gibi gözümüzün önüne yerleştirmiş, koymuş. Biz de dedik ki kaçırmayalım şu güzel manzarayı. Gençleri de bulduk, genç kardeşlerimizi. İnşallah burada bir Risale-i Nur'dan bir bölümü kendileriyle müzakere edeceğiz. Ammar kardeşimiz Fransa'dan bizlerle birlikte. Hoş geldin. Yine Celal kardeşimiz Almanya. Almanya'nın hangi şehri? Nürnberg şehrinden. Ve yine sol tarafımda Elyesa kardeşimiz var. Elyesa da güzel isim. Böyle çok sık karşılaşmadığımız bir isim. Sen de Almanya'dan geliyorsun. Darmstadt şehrinden. Ve Muhammed Ata. Sen de hoş geldin. Sen de hangi şehir? Freiburg'dan. Freiburg'dan geliyorsun. Hoş geldiniz. Evet. Değerli izleyiciler, Gençlik Rehberi'nde Risale-i Nur'dan bir bölümü okuyoruz. Genç kardeşlerimizle birlikte müzakere ediyoruz. Onların da fikirlerinden istifade ediyoruz. Yorumlarını almaya çalışıyoruz. Nereyi okuyacağız bugün inşallah? 23. söz diyeceğiz. 23. söz imanla ilgili, imana dair çok muazzam bir aslında bölüm ve bunu tekrar tekrar okuduğumuz zaman ayrı bir keyif alıyoruz, lezzet alıyoruz. 20. sözün 1. mebhasının 3. noktası diye bir bölümü inşallah okumaya çalışacağız. Diyor ki, iman hem nurdur hem kuvvettir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, gerçek imanı, sağlam imanı, yakini, imandaki o mertebeyi, o dereceyi elde eden adam, kainata meydan okuyabilir. Yani bütün zorluklara, bütün düşmanlara, bütün problemlere, bütün sıkıntılara meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. İmanının kuvvetine göre bir takım olumsuzlukların, zorluklarından, çilelerinden, hani dedik ya belaların verdiği işte o sıkıntılardan kurtulabilir. Evet, imanla kainata meydan okumak aslında bizim peygamberlerin hayatında bulduğumuz şeydir bu. Yani işte Hazreti Musa'nın mesela Firavun'a meydan okuması gibi veya Hazreti İbrahim'in Nemrud'un ateşine meydan okuması gibi. Bütün peygamberlerin hayatında o imanın kuvvetini buluyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine siyeri yani o mübarek hayatı da baştan sona zaten bu değil midir? Yani Mekke'deki aslında müşriklerin işkencelerine, eziyetlerine neyle meydan okuyor? Askerleriyle mi? Hayır. Elinde efendim çok böyle silah araçları var, savaş araçları var. Onlarla mı meydan okuyor? Hayır. Veya parası var, efendim bir takım maddi imkanları var. Onlarla mı meydan okuyor? Hayır. Neyle? İmanla meydan okuyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı da öyle değil mi değerli izleyiciler? Yani sahabe-i kiram
ister Bedir'de, ister Uhud'da, ister diğer bütün cephelerde veya bütün hallerde aslında karşılaştıkları zorluklara karşı, düşmana karşı neyle meydan okuyorlar? İmanla, iman kuvvetiyle meydan okuyorlar. Yani Hazreti Ali Efendimizin de hayatı baştan sona kadar bunun bir ifadesi değil midir? Yani Hazreti Ali Efendimizin diyelim ki Peygamber Efendimizin hicretinde Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına yatması bir meydan okuma değil midir? Veya Hayber'de o Yahudilere karşı Hazreti Ali Efendimizin o cesareti aslında imanının bir alametidir. Yani o imanıyla karşısındaki güç kim olursa olsun meydan okuyabiliyor, dik durabiliyor. Günümüzde de öyledir. İnanın eğer İslam bugünlere gelmişse, bu topraklara gelmişse, yayılmışsa, bu o imanı kuvvetli olan müminlerin aslında o iman kuvvetiyle dik duruşları sayesindedir. Evet, zorluklara karşı meydan okumaları sayesindedir. Korkmuyorum sizden, hiç zerre kadar korkum yok demeleri yüzünden. Ne ile? İmanım ile. Yani Allah'a öyle sağlam bağlılar ki, öyle sağlam inanmışlar ki Allahu Teala'nın kendilerini koruyacağına, Allahu Teala'nın kendilerinin vekili olduğuna, yardımcısı olduğuna, sahibi olduğuna öyle inanmışlar ki hangi zorluk gelirse gelsin hiç problem değil diyorlar. Zindana atıldıkları zaman problem değil. Efendim işkenceye atıldıkları zaman problem değil. Veya bir takım zorluklar, yokluklar, sıkıntılar mı var başında? Hiç problem değil. Niye? Çünkü ne olursa olsun Allah bana yeter. Çünkü o beni sahipsiz bırakmaz, yardımcısız bırakmaz, yalnız bırakmaz, desteksiz bırakmaz. Dolayısıyla işte o iman kuvveti aslında kişiyi dünyada hem düşmanına karşı rahat ettiriyor, hem belalara karşı rahat ettiriyor, hem zorluklara, problemlere karşı rahat ettiriyor. Müthiş bir moral veriyor, müthiş bir güç veriyor, müthiş bir irade veriyor, şevk veriyor, heyecan veriyor. Yani daha bunları sayalım. Dolayısıyla iman aslında müthiş bir enerjidir. İman müthiş bir enerjidir. Hani bir makineyi çalıştırmak için illaki bir enerji gerekiyor ya, insanı da aslında çalıştıran şey, yani o belalarda çalıştıran şey, bu zorluklara karşı çalıştıran şey de o inancıdır. O inancından aldığı ümididir, umududur, şevkidir aslında. Üstad bu hakikati çok güzel ifade ediyor. Hakiki imanı elde eden bir kimse kainata meydan okuyabilir. Şimdi kardeşlerime döneceğim. Celal, sana döneceğim, mikrofonu al eline. Şimdi imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Hani dedik ki buralara da iman aslında böyle bir şeyle gelmiştir. Yani korkan insanların bu topluma katacağı bir şey var mıdır? Veya diyelim ki imanı zayıf olan kimselerin kendilerine veya çevrelerine katacağı bir şey var mıdır? Bir de bunun aksini. Ne diyorsun kısaca? Yani kendi düşüncem olarak korkan birisi, yani küçücük bir engelden hemen korktuğu için, bir insandan korktuğu için, para mülkten kaybedeceği korktuğu için fazla başarı elde edemez. Evet. O zaman imanı olan bir kimse karşıdaki kişiden gelecek tehdide aldırış etmiyor veya başındaki problemin zorluğuna aldırış etmiyor. Niye? Diyor ki ne kadar sorun olursa olsun Allah bana yeter. Allah bana yardım eder. Ediyor mu? İllaki ediyor. Etmeseydi nerede etmezdi? Mesela Bedir'de yardım etmezdi. Etmeseydi nerede etmezdi? Eğer İstanbul'un fethinden bahsediyoruz, Kudüs'ün fethinden bahsediyoruz. Bunlar çok büyük olaylar aslında. Veya gerçekten de bir kimsenin başına bir bela geldiği zaman Allah yardım etmese o kişi o belayı aşamaz. Bunu o anda kişi Allah bana yardım ettiği için ben başardım diyebilse, Allah bana yardım ettiği için ben bu sıkıntıdan kurtuldum, ben bu problemi çözdüm, ben bu dertli atlattım diyebilse belki daha büyük makamlara gelecek. Daha büyük efendim nimetlere erişecek ama bunu bazen görmeyebiliyoruz. Öyle değil mi? Peki devam edelim. Tevekkeltü alallah der. Tevekkeltü alallah Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani Allah'a dayandım demek. Allah'a dayandım. Allah'a tevekkül ettim. Yani düşünün şu anda
Allah-u Teala'nın gücünün yetmeyeceği bir şey var mı? Yok. Bunu değişik risalelerde okuyoruz. Şuradan şu böyle bu yeşilliği çıkaran, bu dağları buraya yerleştiren, bu ağaçları böyle yapan Allah-u Teala'nın gücü her şeye yeter. Dolayısıyla benim sıkıntılarımı atmaya da, bana yardım etmeye de yeter. Bu düşünce aslında tevekkeltü alallah bu. Tevekkeltü alallah bu. Nerede olursam olayım, başımda ne tür problem olursa olsun, beni gören, beni duyan, efendim gücü zorluklara yeten, bu işte bana yardım etmeye yeten birisi benimle beraber. Şu anda yalnız mıyız? Değiliz. Belki efendim uzaklardayız. Hani gurbet diyoruz bir anlamda. Ama hiç korkumuz var mı? Ümitsizliğimiz var mı? Karamsarlığımız var mı? Yok. Niye yok? Mesela siz aslen memleket nere sizin? Bitlis abi. Bitlislisiniz. Peki Bitlis'ten kaç kilometre uzaktasınız şu anda veya o akrabalarınızdan herhalde bir 2000-3000 kilometre uzaktasınız. Aynen. Peki hiç düşünüyor musunuz? Ya eyvah ben burada ne yaparım? İşte bu yabancı topraklarda, yabancı diyarlarda. Mesela siz burada az çok aileniz falan var ama aileniz olmasaydı da hiç öyle bir şey düşünür müydünüz? Düşünmüyorsunuz. Niye düşünmüyorsunuz? Çünkü diyorsunuz ki ben burada yalnız değilim. Ben burada yalnız değilim. Yani bana bu gözü veren, bu kulağı veren, bana bu havayı veren, bana yerden, şuradan buradan bir sürü nimetler ihsan eden sürekli benimle beraber. Nereye gidersem gideyim, ben elimi açarım, ondan yardım isterim, ona sığınırım. İçimden o benim korkuyu alır. O benim içimden karamsarlığı alır, ümitsizliği alır ve bana güven verir. Bana rahatlık verir, bana ferahlık verir ve onunla şevk duyarım. Sıkıntılar karşısında çok böyle hiç takmam yani. Hiç problem yok derim. Öyle değil mi? Bir tarafa da yer döneceğim Muhammed Ata. Peki. Tevekkeltü alallah'tır. Allah'a dayandım der. Sefine-i hayatta. Sefine-i hayat. Sefine gemi demek. Hayat gemisinde kemali emniyetle. Tam bir kemal, tam demek. Yani tam bir güvenle hadisatın, hadisat hadiseler, yani olayların dalgaları içinde seyran eder. Üstad böyle bir cümleyi rastgele, yani kısaca söyleyip geçmiyor. Bunun içine birçok şeyle farklı şeyler katıyor. Mesela gemi deyince aklımıza ne geliyor? Daha çok böyle hayat gemisinin içinde güvende olmak. Mesela aklımıza hemen ne geliyor? Gemide güvende olmak deyince. Hangi gemi gelir aklımıza? Bir gemi geliyor. Hangi gemidir o? Hazreti gemide Nuh. Güvende olmak efendim. Hazreti Nuh'un. Hazreti Nuh'un gemisi. Ver mikrofonu buraya Celal kardeşim. Muhammed Ata. Efendim. Mikrofona sahip çık. Peki. Hazreti Nuh'un gemisi neden bize güveni anlatıyor sence? Çünkü oraya işte nasıl diyeyim? Allah-u Teala'dan gönderildiği gemi ve oraya tek Allah-u Teala hakikaten inananlar gidiyordu. Orası güvenli yerdi. Yani o gemiye binmeyenler aslında kurutuşa ermezler. Güvende değiller. Bugün Hazreti Nuh'un gemisi deyince neyi anlamak lazım? Yani mesela herhalde böyle somut bir karşımızda bir gemi yok. Peki bugün o gemi neyi ifade ediyor? Ne olabilir sizce o gemi? Hak yol, yani İslam. Çok güzel. Evet, dün Hazreti Nuh'un gemisi kurtuluşu anlatıyordu, güveni anlatıyordu. Bugün ise Kur'an Hazreti Nuh'un gemisidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi Hazreti Nuh'un gemisidir. Namaz kılan bir kimse o gemiye binmiştir. İman eden bir kimse o gemiye binmiştir. Ve müminlerle olan, mümin kardeşlerle, Müslümanlarla oturup kalkan, onların yanında olan kimse o gemiye binmiştir. O gemiye binen kimse nelerden kurtulur? Mesela neyden kurtulur? Yanlış yollardan kurtulur. Mesela bir örnek verelim. Nasıl diyeyim? Kumar oynamaktan. Tabii gafletten. Gafletten kurtulur. Yani her türlü haramlardan kurtulur oraya. Evet. Arada. Siz Almanya'da binmiş misiniz bu gemiye? Biniyoruz inşallah. İnşallah biniyoruz. Evet. Hocam fazla uzaklaşmayalım diyor. Yani gemi falan biraz dağıtıyor gibi meseleyi ama şimdi düşünün siz arkadaşlarla berabersiniz. Fransa'dasınız, Almanya'dasınız ama yanınızda Ahmet'le, işte Elyasa'yla, Muhammed Atay'la, efendim Ammar'la falan. Bu böyle berabersiniz. Bu arkadaşlarla beraberken
İçki içebilir misiniz? Yani içemezsiniz. Niye? Çünkü sen öyle bir şeye yeltensen, öyle bir yanlışa gitsen, bu arkadaşın sana ters ters bakacak ve onun o şeyini kaybetmek istemeyeceksin. Onun o yakınlığını, dostluğunu kaybetmek istemeyeceksin. Dolayısıyla elin uzanmayacak. Veya sen bu arkadaşlarla beraberken, ya gideyim şuradan bir kumar oynayayım diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü bu arkadaşların muhabbeti, yakınlığı sana müsaade etmeyecek. Veya işte zina mesela, haram ilişkiler değil mi? Onlara yeltenmeyeceksin. Çünkü bu gemi, bu arkadaşların beraber olduğu bu düzen seni günahtan alıkoyuyor. Dolayısıyla biz güven derken, yani tehlikelerden korunmuş olmak derken bunu anlıyoruz. Yoksa hasta olmamak veya bir takım böyle dünyevi şeyleri anlamıyoruz. Kaldı ki diyelim ki hastalandınız. Olur yani, olur ya, herkes hastalanabilir. Arkadaşlarla beraber olduğunuz zaman o hastalık bile size ağır gelmez. Niye? Çünkü bu arkadaş gelecek, seni teselli edecek. Ya geçmiş olsun, Allah şifa versin. Yapacağımız bir şey var mı? Seni ziyaret edecek. Belki senin hastalığında senin o anki bir ihtiyacını karşılayacak filan. Dolayısıyla dünyevi musibetler bile bu geminin içerisinde daha hafif olacak. Daha rahat olacak. Öyle bile baksak yani. Bir ikincisi, mesela sadece günah olarak da anlamayalım. Siz bu arkadaşlarla beraber olduğunuz zaman, ki bunlar namaz kılıyorlar, namazı kılmamazlık edebilir misiniz? Yani namazı kılmayabilir misiniz? Ya bunu yapamazsınız. Yani bu sefer bu arkadaşlar diyecek, vallahi kusura bakma da sen bizim şeyimize uymuyorsun yani. Bizim tarzımıza uymuyorsun diyecek. Dolayısıyla aslında günümüzde Nuh'un gemisi Müslümanların yani oluşturduğu birlikteliklerdir, cemiyetlerdir, kardeşliktir. Böyle görebiliriz. Fakat üstadın burada dediği şey, iman eden bir kimse bu imanıyla beraber o gemiye binmiş oluyor. Bir şekilde bunu bulur. Mesela siz Almanya'nın farklı şehirlerindensiniz, Fransa'dasınız ama iman ettiğiniz için o iman sizi nereye götürecek? İman sizi herhalde bir camiye götürecek. Yani böyle değil mi? O camideki kardeşlerin yanına götürecek. İman sizi ayların içerisinde Ramazan ayına götürecek. İman sizi bir Müslüman topluluğa götürecek. Şu anda olduğu gibi. Evet. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın 7 kudretine emanet eder. Kadir-i Mutlak, Kadir ne? Kudretli, yani güç yetiren. Mutlak, mutlak da her zaman her yerde demek. Her zaman her yerde güçlü. Her zaman her yerde. Yani sadece efendim belli tarihte değil. Yani sadece Hazreti İbrahim'i ateşten kurtarırken değil. Veya sadece Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtarırken değil. Veya sadece Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan kurtarırken güçlü değil. Veya sadece şu dağları böyle yaparken güçlü değil. Sadece efendim bu dünyayı böyle çevirirken değil mi güçlü değil. Aynı zamanda her yerde güçlü. Mesela bize bu gözü kulağı verirken güçlü, bizim problemlerimizi çözerken güçlü, bize yardım ederken, bize rızık verirken güçlü, bizi birbirimizle aramıza ülfet verirken, yani yakınlık verirken, bizi birbirimize sevdirirken güçlü. Yani her zaman her yerde kudretli. İşte Allah-u Teala'nın 7 kudretine, 7 ne? 7 el. Kudret eline emanet eder. Neyi? Bütün ağırlıklarını. Ağırlıklarını derken bizim o evvela anladığımız vazifelerimizdeki tabii zorluklar. İkincisi zaaflarımız, korkularımız, geleceğe dair bir takım endişelerimiz. Bunlar ağırlıktır aslında, ağırlıklar. Başka bizim ihtiyaçlarımız da birer ağırlıktır. Gelecekle ilgili dedik ya, beklentilerimiz var, korkularımız var, bir de ihtiyaçlarımız var. Bazı şeyleri yapmakta zorlanırız. Mesela nasıl zorlanırız? Diyelim ki ya ben işte şu evi alacaktım ama nasıl alacağım? Bu bir zorluktur, bu bir ağırlıktır yani. Fakat tevekkeltü alallah dediğiniz zaman, Allah'a dayandım dediğiniz zaman bu ağırlık içinizde biraz hafifler. Veya hastalandınız, Allah'a geçmiş olsun diyeceğiz bütün hastalarımıza. Bu hastalık nedir? Bir ağırlıktır. Bu ağırlıktır. Ama Allah'a dayandım, tevekkül ettim dediğiniz zaman
o ağırlık psikolojik olarak sizde evvela zayıflayacaktır. Zayıflayacaktır. Korkular birer ağırlıktır. Korku. İnsan birçok şeyden korkar. Ama ya Allah benimle beraber değil mi? Dediğiniz zaman o korku ne oluyor? O ağırlık üzerinizden atılıyor. Yani hafifliyor. Mesela oruç evet bir vazifedir, bir ibadettir ama nefse ağır geliyor. Öyle değil mi? Nefis yani bir türlü şey yapmıyor. Yani aç kalmaya iyi bakmıyor. Bu bir ağırlıktır. Ama siz ne diyorsunuz? Ya Allah'a dayandım. Allah'a tevekkül ettim. O beni şey yapmaz dediğiniz zaman o ağırlık ne oluyor? Hafifliyor. Hafifliyor. Dolayısıyla bize zor gelen şey neyse, bizi korkutan şey neyse, bizim ihtiyaçlarımız neyse bu ağırlıklarımız imanla beraber Allah-u Teala'nın o sonsuz kudretine teslim edilir. Kudret eline bırakılır. Rahat eder ve rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Böyle rahat yaşar, dünyadan gittikten sonra da kabir alemi diyeceğiz. Berzah neydi? Berzah öldükten sonra kişinin dirilişe kadar kaldığı zaman. Kaldığı zaman artık nerededir bunu bilmiyoruz ama bu dünyada Allah'a dayanan kimse öldükten sonra rahat eder. Dünyada da rahat eder. Zihnen, ruhen, bedenen dünyada da rahat eder ama öldükten sonra bu sefer geri dönüş olmayan o artık alemde de rahat eder. Sonra saadet-i ebediye girmek için cennete uçabilir. Saadet-i ebediye, ebedi cennet, ebedi huzur. Oraya uçmak için, girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfeli safiline çeker. Tevekkül etmezse derken, yani Allah'a dayanmazsa, işlerini Allah'a bırakmazsa, ona güvenmezse, ona sığınmaz ise ne olacak? Mesela bunu düşünelim şöyle, tasavvur edelim. Bir hasta diyelim ki, hasta nasıl iyileşeceği konusunda Allah'a dayanmıyor. Allah'a güvenmiyor ve düşünüyor, nereden bulacağım ben doktoru, nereden bulacağım ilacı filan diye çok fazla telaşa kapılıyor, paniğe kapılıyor. Müthiş derecede karamsarlığa düşüyor, ümitsizliğe düşüyor ve o ağırlıkları ne dedi? Uçmasına değil, belki esfeli safiline çeker. Esfeli safilin yani en alt değil mi? Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. En alta çeker. Şimdi nasıl anlayacağız uçmayla esfeli safiline çekmeyi nasıl anlayacağız? Şimdi yükümüzü Allah'a attığımız zaman, Allah'a bıraktığımız zaman hafifliyoruz. Haflediğimiz zaman ne oluyoruz? Uçuyoruz. Şimdi üstad uçma kelimesini kullanıyoruz ama yükseliyoruz diyeceğiz. Yükseliyoruz. Ama o ağırlıkları elimizde tutsak, bırakmasak yükselemeyiz, düşeriz. Nasıl dedik? İşimiz, gücümüz ne olur? Bütün derdimiz, bütün düşüncemiz ne olur? O ağırlıklar olur. O ağırlıklar olur. Eyvah bunu nasıl kazanacağım? Eyvah bunu nasıl başaracağım? Eyvah ben bunu nereden bulacağım? Eyvah ben bu sorunu nasıl açacağım? Şimdiki insanlar biraz öyle mi sizce? Şimdiki insanlık biraz öyle gibi değil mi? Yani böyle sanki Allah'a dayanmak yerine hep böyle kendi çözmeye çalışıyor. Kendi çözmeye çalışıyor ve bu problemler onu karamsar yapıyor. Ümitsiz yapıyor. Ve daha da kötüsü bu sefer o problemlerini zihninde öyle büyütüyor ki bazen put haline geliyor o problemler. Nasıl, ne demek istiyor? Mesela bazı insanlar vardır, onun için her şey arabasıdır. Her şey arabasıdır. Yani arabasına ufacık bir çizik, arabasındaki ufacık bir çizik onu öyle rahatsız eder ki. Eyvah, eyvah diyor, arabam çizilmiş diyor mesela. Ve bazı insanlar için tek dünyası çocuktur. O çocuğun ufacık bir ağlaması, onun için bir anlamda bir dünyanın zehir olmasıdır. Çünkü o küçücük şeylerde Allah'a kendisini bırakmadığı için, onlarda bile bırakmadığı için muazzam bir şekilde ona kapılıyor, onda boğuluyor, öyle diyelim. Bazı insanlar için işleridir.
Çalıştığı işler onların tek dünyalarıdır. Allah'a dayanmıyor. Halbuki benim rızkımı Allah veriyor dese o kadar minnet altına girmeyecek. Ama köle gibi karşıdaki kişinin minneti altından çıkmaya korkuyor mesela. Diyor namaza seni bırakamam. Çalışacaksın burada. O da diyor ben buradan çıkarsam aç kalırım. Namazını kılmıyor. Öyle değil mi? Ne oldu işte gitti. Tepe taklak gitti. Dolayısıyla biz Allah'a dayansak ya o benim kefilimdir. O benim rızkımı da verir. O beni açta bırakmaz. O beni böyle şey. Dolayısıyla o takmayacak mesela. Değerli izleyiciler, demek ki diyor iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyini iktiza eder, gerektirir. Bu cümle aslında işin özü ve o kadar güzel sıralamış ki değerli izleyiciler bu kavramları. İman eden bir kimse tevhid eder. Yani Allah'ı birler. Allah'ı birler. Bütün efendim korkularını bir tarafa atar. Tek Allah'a dayanır. Tek Allah'a dayanır. Güç sahibi olarak tek Allah'ı görür. Rızkın asıl sahibi olarak tek Allah'ı görür. Bu canı vereni, bu canı vereni ve bu canı alacak olanı tek Allah olarak bilir. Dolayısıyla iman kişiye bir birlik katar. Yani birçok böyle güveneceği şeylerden sıyrılır veya o insanı korkutan birçok şeyden sıyrılır. Tek Allah'a bağlanır. İman o teki getirir. Bir olan Allah'ı getirir. Allah'a inanmayı getirir. Tevhid teslimi getirir diyor. Tevhid eden, yani tek olan Allah'a dayanan bir kimse ona teslim olur. Ona teslim olur. Başkasına değil, yalnız ona teslim olur. Yani onun emir ve yasaklarına itaat eder. Onun emrettiklerini yapar. Onun haramlarından uzak durur. Onun emrettiği namazı kılar. Onun emrettiği orucu tutar. Onun emrettiği zekatı verir. Onun emrettiği daveti yapar. Onun emrettiği kitabı okur, anlar ve yaşar. Dolayısıyla tevhid, yani tek olan Allah'a dayanmak ve bütün sorunların, sıkıntılarını tek olan Allah'a arz etmek teslimiyeti getirir. Teslimiyeti getirir. Ben ona teslim oldum, başkasına değil. Ben korkularımdan kurtuldum, Allah'a teslim oldum. Ben efendim başkasından bir şey beklemek değil, başkasından bir şey ümit etmek değil, yalnız Allah'a teslim oldum, ondan bekliyorum. Ondan ümit ediyorum. Ve teslim tevekkülü getirir. Allah'a teslim olduğum için ona dayanmışım. Ona güveniyorum. O bana yeter gibi. Ve tevekkül ise saadet-i dareyini iktiza eder. Onu getirir. Saadet-i dareyin dünya ve ahiret mutluluğu demek. Dareyin hani iki dar, iki alem. Saadet zaten mutluluk, huzur. Dolayısıyla bu zincirleme gelen şey diyor hem dünya mutluluğunu getirir hem de ahiret mutluluğunu getirir. Dünya mutluluğunu nasıl getirir? Yani şöyle biraz düşünürsek, tek olan Allah'a iman eden bir kimse, değerli izleyiciler, düşünün, dünyada karamsarlık, dünyada korku, dünyada ümitsizlik görür mü? Görmez. Tek olan Allah'a dayanan, ona teslim olan kimse artık kimden korkacak? Kimden korkacak? Kimin karşısında dilencilik yapacak? Dilencilik yap. Kime yalvarmasına gerek kalacak ki? Çünkü sana niye yalvarıyorum? Sen bana niye minnet edesin? Ben senden niye korkayım? Niye korkayım? Sen vermezsen sanki Allah bana vermeyecek mi? Allah bana vermeyecek mi gibi böyle. Dolayısıyla o korkuları, efendim o evhamları, kuruntuları atacağı için rahat eder. Aç kaldığı zaman öyle çok da sıkıntı çekmez. Niye? Bu iş Allah'tandır. Eğer Allah beni doyuracaksa zaten doyurur. Zaten doyurur ve Allah'a olan güveni o kimsenin bütün sıkıntılarını ondan atar. Fakat yanlış anlama diyor. Tevekkül esbabı bütün reddetmek değildir. Tevekkül sebepleri ortadan kaldırmak değildir. Belki şimdi bu cümleyi açacak ama burada söyleyelim. Sebepler derken neyi anlıyoruz? Mesela bir çiftçinin toprağı ekmesi, tohum atıp ekmesi sebeplere başvurmasıdır. Çünkü o ekme işi sebeptir, değil mi? Veya bir kimsenin para kazanmak için bir yerde çalışması bir sebebe başvurmasıdır.
bir sebebe başvurmasıdır. Dolayısıyla ben Allah'a tevekkül ettim, Allah'a dayandım, Allah nasıl olsa bana bir şekilde verir. Toprağı ekmeme de gerek yok. Efendim gidip bir yerde çalışmama da gerek yok. Nasıl olsa Allah bana verir demek tevekkül değildir. Buna tevekkül denmez. Peki nedir o zaman? Esbabı, yani o sebepleri desti kudretin perdesi bilip, desti kudretin perdesi, yani kudret elinin arkasında olduğu, yani o sebebin arkasında olduğunu bilmektir. Mesela toprağı eken bir kimse ne diyor? Ya Rabbi ben bu sebebe başvuruyorum. Yani bu toprağı ekiyorum. Çünkü senin, biliyorum ki kudretin her şeye yeter. Senin gücünün eseri nereden gelecek? Nereden göndereceksin bu buğdayı, bu meyveyi, sebzeyi nereden göndereceksin? İşte bu topraktan göndereceksin. O yüzden ben ne yapıyorum? Bu kapıyı çalıyorum. Bu perdeyi aralıyorum yani. Ve öyle yaparak esbaba teşebbüs ise, yani o sebeplere başvurmak, o sebepleri işlemek ise bir nevi duayı fiili telakki ederek. Fiili dua yapıyorum. Yani üstad duayı ikiye ayırıyor. Bir sözlü dua, bir de fiili dua. Fiili dua nedir? Fiili dua işte o işi çalışmaya girmek, o çabaya girmek, o zahmete girmek fiili duadır. Mesela çiftçi için dedik ya, elini açmış yalvarıyor. Diyor ki ya Rabbi bu topraktan hayırlısıyla bir ürün nasip et. Şöyle şöyle ürünler nasip et. Bu ne? Sözlü dua. Peki o toprağı ekmesi, sürmesi ne oldu? Bu da fiili dua. Sanki ya Rabbi ben burayı ekiyorum, ben bu tohumu ekiyorum ki sen de bana buradan gönder. İşte ne ekiyorsam onun karşılığını gönder. Evet, fiili dua telakki ederek, böyle görerek müsebbebatı, yani neticeleri, ürünleri yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek. Yalnız Allah'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir fiili dua. Asıl tevekkül budur. Yani tevekkül etmek tembel tembel oturmak değildir. Nasıl olsa Allah beni doyurur, nasıl olsa Allah beni yedirir, içirir ve nasıl olsa Allah beni korur deyip de hiçbir tedbir almamak, hiçbir böyle iş yapmamak değildir. Tam aksine o yaptığın işi ne olarak göreceksin diyor. Ben bu işi yapıyorum ki Allahu Teala'nın bana vereceği şeyi buradan göndersin bana. Buradan göndersin. Yani ben bu perdeyi aralayayım. Nasıl aralayayım? Benden hani ne yapmam gerekiyorsa onu yapayım ki Allahu Teala bana bundan göndersin. Şimdi mesela çiftçi dedik veya başka bir meslek falan da söyleyebiliriz. Düşünün ki siz öğrencisiniz ve okulu geçmeniz gerekiyor. Peki hiç derslere çalışmadınız. Ve ne dediniz? Allah bana yardım eder. Ben nasıl olsa ona tevekkül ettim, ona dayandım. Derslerin hepsini geçerim dediniz. Peki bu tevekkül müdür? Hayır. Bu tevekkül değildir. Tam aksine bu tembelliktir. Peki tevekkül nedir o zaman? Dersinize çalıştınız. Allah sizi yine geçirmeyebilir. Öyle değil mi? Yani ne kadar ders çalışırsanız çalışın, Allahu Teala sınavda diyelim ki zihin açıklığı vermezse veya o gün hasta olursanız çalışmanız boşa gidebilir. Ama ne yaptınız? Dediniz ki ya Rabbi ben çalışıyorum. Bak ben çalışıyorum. Sen de benim bu çalışmamın karşılığını ver. Sen de bu çalışmamın karşılığında bana başarı nasip et. İşte tevekkül bu. Yoksa dediğimiz gibi maalesef günümüzde yanlış anlayanlar yok mu? Tevekkül var değil mi? Yanlış anlayanlar var. Biz de bazen sanki yanlış anlıyoruz gibi yani. Böyle çalışmadan sanki yaşarız filan değil. İşte burada dedi ki neticeyi Allah'tan bileceksin. Sen ders çalıştın, kalkar şöyle dersen sınavı geçtin. Sınavı geçtin ne diyorsun? Çok çalıştım, kazandım. Nereye bağladın sen başarını? Çalışmana bağladın. Bak işte kaybettin. Çalışmana. Mesela ne diyor? İyi tohum ektik diyor, bol ürün aldık diyor. Nereye bağladı o ürünü?
iyi tohuma bağladı. Almanya'da diyor çok güzel tarım yapıyorlar. Bunun karşılığında da ürün alıyorlar. Nereye bağladı? Çok güzel tarım yapma. Sen ne yaparsan yap, az önce söylediğimiz gibi, ne kadar güzel yaparsan yap, Allah dilerse vermez. Öyle değil mi? Birçok çalışan var ki Allah vermiyor. O zaman biz evet çok güzel çalışacağız. Bütün o yapmamız gerekenleri yapacağız ama şunu söyleyeceğiz. Ya Rabbi, ben elimden geleni yapıyorum. Elimden geleni sonuna kadar zorluyorum, yapıyorum. Sen de karşılıksız bırakma. Sen de bunu boşa çıkartma. Bunun karşılığını ver. İşte tevekkül bu. İşte tevekkül bu. Biz tevekkülü doğru anladığımız zaman Allah-u Teala da bizim inşallah emeğimizi zayi etmez. Yani yaptıklarımızın karşılığını hem dünyada hem ahirette bol bol verir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu iki hikayeye benzer dedi. Bir örnek verecek ama süremiz yetmeyecek. Biz de tevekkül edelim. İnşallah gelecek bölümde okumak nasip olur. Biz zorlayalım kendimizi. Okuyor musunuz hiç Risale-i Nur? İnşallah diyor, okuyorum. Elyesa, sen kafayı böyle sallıyorsun. Yani hem okuyorum hem okuyorum filan gibi. İnşallah okuyacağız. Evet, Fransa'da nasıl gözüküyor? Yani Rehber TV izliyor musunuz Fransa'da? İzliyorsunuz, sorun yok. Beğeniyorsunuz. Programlarımızı beğeniyorsunuz. Çok beğeniyorsunuz. Peki, teşekkür ederiz. Kardeş şimdi Almanya'dan birçok televizyonla ilgili beğeni alıyoruz. İlginize teşekkür ediyoruz. Yani tüm Almanya'daki izleyicilerimizin de ilgisine teşekkür ediyoruz. Risale-i Nur ders programımızın formatı. Risale-i Nur'la ilgili de herhalde daha güzel çalışmalara ihtiyaç var. Yani daha fazla çalışmalara ihtiyaç var. Gençlerin sanki böyle bir beklentisi de var gördüğüm kadarıyla. İnşallah bunu da sizden bekliyoruz. Sizden umut ediyoruz ki yapıyorsunuz. İnşallah çalışmalarınızdan muvaffak olursunuz. Tabii gereği gibi tevekkül edersek Allah-u Teala herhalde bizi karşılıksız bırakmaz, yardımsız bırakmaz. Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Değerli izleyiciler, Gençlik Rehberi'nde bugün İsviçre'nin Gotthard kentindeydik. Gençlerle oturduk. Güzel bir aslında manzara eşliğinde Risale-i Nur okumaya çalıştık bir nebze. Buluşmak dileğiyle diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.